İzlemekte olduğunuz video YouTube tarafından kısıtlanmıştır. Fix Edit tekrar huzurunuza çıktı. Elon Musk Twitter'ı satın alma işlemini neden maskeye aldı? Tabii ki de Yusuf Kayaalp'siz bir Twitter gereksiz olduğu için. Ama rahat ol Elon, Yusuf Kayaalp artık daha özgür bir şekilde Twitter'da. Evet, gerekirse bu uğurda canımı seve seve veririm. Helal başkan. Seviyoruz başkan. Sizlere bağımsız bir Kürdistan devletinden başka hiçbir şey vaat etmiyorum kardeşlerim. Adamsın başkan. Gün gelecek faşist devlet sarı güneşin altında kavrulacak ve Kürtlere boyun eğecek yoldaşlarım. Beton yetmez beton. Eğer davamdan dönersem en adi oro... Neyse fazla uçmayalım. Da oğlum biz niye Türkçe konuşup Türkçe eğitim veriyoruz lan? Ay... Adamsın başkan. Başkanım, Suriye devleti vereceği desteği Türkiye ile yaptığı anlaşmada çekeceğini söyledi. Kardeşim, en büyük Türk milliyetçisi benim. Bana 15 gün verin, PKK denen illeti bitireyim. Vatanımıza canımız kurban. Nedir ulan bu Kürdistan? Türkiye Cumhuriyeti'nin literatüründe yarım asra yakındır baş belası olarak bulunan bu hayali kavram, Cumhuriyet'te gerek siyasi gerek toplumsal gerekse ordu açısından derin yaralar açmıştır. Hatta bu kavramı duyunca takım takalak çantasından araç ve gereçlerini çıkarıp ekran başına gelen bir yığın insan tanıyorum. Sakin olun dostlarım. Tamam, milliyetçisiniz, anladık. Heyecan yaratmayın. Devlete ağır acılar çektiren bu hayali devletin en büyük savunuculuğunda radikal PKK örgütü üstlenmektedir. PKK örgütü Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerini de içine alacak şekilde Suriye'nin kuzeydoğusu, İran'ın kuzeybatısı ve İran kuzey toprakları üzerinden Marksist-Leninist ilkeler doğrultusunda bağımsız birleşik bir Kürdistan devleti kurmaya hedefler. Bu hayaller uğruna binlerce insan kanı dökmekten de çekinmeyen Kürdistan İşçi Partisi, yani PKK, kimileri tarafından teorilerle derin devletin internet siparişi olsa da kurucusu işte tam şuradadır. Dostum, nerelerdesin? Modern Kürdistan Devleti'nin kısırlık açısından fikir babası olmasa da amcalığını üstlenen TÜYMA Abdullah Öcalan hem örgütün hem de ayrılıkçı Kürtlerin eskimeyen en büyük figürüdür. PKK'nın en güçlü dönemlerinde Öcalan örgütün bizzat başındaydı. TSK bünyesindeki testisi generaller her ne kadar PKK bizim antrenman alanımızdır diyerek olaya küçümser yaklaşsa da PKK Türkiye'nin 15-20 yıl geriye gitmesine sebep olmuştur. Hatta öyle ki devlet PKK için ellerini kirletmekten çekinmemiş, derin devletin karanlık kollarıyla işbirliği yaparak birçok hukuksuzlukla işin içine etmiştir. Ortadoğu zihniyetine sahip ülkelerde eğitimsizliğin sonucunda Sünni Alevi, Kürt Türk gibi her daim orta çağdan kalma cahil ve barbarca sorunlar varken böyle örgütlerin de güç kazanması oldukça normaldi. Aslında bu sorun 40 yıllık bir mesele değildi. Asırlara dayanan bir sorundu. Olayların kat irtifaksız olan beyninizde kolayca yer edinmesini istiyorsanız 1800'lü yıllarda yaşanan olaylara bakmanız gerekiyor. O dönemlere gitmeniz için zaman makinesine değil bir Yusuf Kayaalp'e ihtiyacınız var. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kürdistan padişahlar tarafından resmi olarak kullanılan bir kavramdı. Selçuklu Sultanı tarafından ortaya çıkan Kürdistan Padişah Kanuni'nin mektuplarına dahi konu olmuştur. Kürtler ise her daim Osmanlı ve Safevi devleti arasında önemli bir rol üstlenmişti. Fakat zaman içerisinde bazı beyler ve paşalar bu durumdan istifade ederek bağımsız bir devlet kurma yolunda isyanlar tertip etmiş ama işin sonunda da kelleyi kaptırmışlardı. Sultan, derhal doğuda bağımsızlık ver de Kürt devleti kurayım. Sus bitch. Sultan, derhal Mısır'da özellik ver de keyfi sefa süreyim. Emredersiniz efendim. 1830'dan sonra Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanlı'ya çok ağır bir tokat atarak Mısır'da üstünlük sağlamıştı. Bu durumdan gaza gelen ve ilham alan Kürt emiri Mir Muhammed Paşa da isyan etmek istedi ama padişah tarafından biçlenerek yakalanıp ahirete kapıda ödemeli şekilde kargolanmıştır. Fakat Osmanlı erkanı tarafından paketlenen Kürt kökenli isyancılar durmadı ve 50 yıl içerisinde 10'dan fazla isyana karıştı. Ama her ne kadar sürümden kar etmeyi başarmış olsa da imparatorluğun pili bitti ve yıkıldı. Yeni devletin kuruluş aşamasında bile 4 Kürt isyanı olmuştu. Bunlardan bazıları emperyal Avrupa devletleriyle işbirliği yapmaktan çekinmedi. Ama Mustafa Kemal Paşa ve kahraman silah arkadaşları tarafından hepsi birer birer kabrine ışınlandı. Tabii bu süreçte ayrılıkçı Kürtlerle aynı fikirde olmayan Kürtler de vardı. Kürt isyanı derken etnik bir milliyeti zan altında bırakmak istemediğimizi bilmenizi isterim dostlarım. Neyse devam edelim. Türkiye Cumhuriyeti resmi bir hal aldıktan sonra Kürdistan kavramı isyanı tetiklememesi açısından rafa kaldırıldı. Şimdi bu bazılarınız için ırkçılık anlamına gelebilir dostlarım ama o dönemlerde birçok kavram rafa kaldırılmıştı. Lazistan gibi etnik bölgesel kavramlardan tutun paşa gibi birçok ünvan ortadan kaldırıldı. Ama yasak elmanın tadı güzel olurmuş atasözünü de unutmamak lazım dostlarım. Atatürk'ün iktidarı döneminde toplamda resmi gayri resmi 20'den fazla isyan olmuştur. Ki bu sadece Kürt isyanları. İrtica ve monarşik isyanları saymıyorum bile. Yıkılmadık be evlat. Ama ayakta da değilim. Atatürk'ten sonraki süreçlerde Kürtçülük hareketlerinde bağımsız bir Kürt devleti kurma fikri görülmez. Ancak 1961 anayasasındaki kitle hareketleriyle ilgili hükümlerin esnekliği sebebiyle Kürt olgusu ve yapısı kitleler içerisinde hızla işlenmeye ve örülmeye başlanmıştır. Bunda Marksist-Leninist ideoloji önemli bir rol oynamıştır. Bu sebeple Kürt hareketlenmesiyle piyasaya birçok dernek, parti ve örgüt çıkmıştır. Bunlardan en önemlisi elinizdeki sopanın en büyük sebebi olan PKK ve onun kurucusu olan Abdullah Öcalan'dı. Öcalan 1949 yılında 7 çocuklu ailenin ilk veledi olarak Şanlıurfa'da hayata spandı.
tamamlanmıştır. Çocukluğu oldukça eğitimli, mütevazi, kültürlü ve hoş sohbet geçti dersem hemen inanmayın çünkü öyle değildi. Ama ailesi oldukça kibardı. Zira bir gün mahalle maçından sonra dayak yiyen Apo evine geldiği zaman anne beni dövdüler. Terbiyesizler. Şiddetin ne kadar kötü bir şey olduğunu bilmiyorlar mı? Aman oğlum hiçbir zaman kavga ilk seçeneğin olmasın. Dediğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz dostlarım çünkü gerçek şöyleydi. Vurdu mu? Vurdu. Kafama gözüme vurdu. Sen nasıl bir adamsın lan? Vuramadın mı ağızlarının ortasına iki tane? Diyerek oğullarına kavgacı bir ruh kazandırmışlardı. Üniversite yıllarına geldiği zaman daha önce pek fazla ilgi duymadığı komünizme sempati duymaya başladı. Siyasette ufaktan bir ilgilenmeye başlayınca gaza geldi ve 1972 yılında 7 ay hapis cezası aldı. Fakat yenilen pehlivan güreşe doymadı ve siyasete devam etti. 1978 yılında Diyarbakır'da yasak aşklarına yenisini ekledi ve Kürdistan Devleti'ni kurmak amacıyla Kürdistan İşçi Partisi'ni yani PKK'yı kurdu. Artık Apo'nun büyük hedefleri vardı. Epilasyon teknolojisi hala yaygın olmadığı için diğer hedefine yani Kürdistan hayallerine odaklandı. Fakat daha sonra PKK üyeleri hızla tutuklanmaya başlayınca Suriye'ye göç etmişti. Evet bu tarihin en önemli ilklerinden biriydi. Zira ilk defa birisi Suriye'den Türkiye'ye değil, Türkiye'den Suriye'ye göç ediyordu. Öcalan Suriye'de ikamet etmeye başlarken Türkiye başka sorunlarla uğraşıyordu. Nitekim o dönemlerde sol sağ çatışmaları çok ciddi oranlarda yüksekti. Bu yüzden 80 darbesiyle solcular ve sağcılar büyük darbe alarak ya grupları feshediliyor ya da içeri tıkılıyorlardı. Ama Türkiye o dönemlerde PKK'yı fazla küçümsedi ve olayı pek de ciddiye almadı. İşte PKK için dönüm noktası buradan itibaren başlıyordu. PKK'nın ilk işi kendisine bir eylem programı hazırlamak oldu. Bu programın hedefleri şunlardı. 1. Devletin güvenlik kuvvetleri ve bunların istihbarat kaynaklarına karşı mücadele etmek. 2. Türk milliyetçi örgütleri ve bunların önde gelen liderlerini öldürmek. 3. Doğu ve Güneydoğu'daki nüfuzlu ve popüler kişileri sindirmek. 4. Güneydoğulu milletvekilleri, belediye başkanları ve aşiretin ileri gelenlerine karşı savaş ilan etmek. İşte eylem programı buydu. Ama velakin eylem programı hazır olsa da Apo ve PKK savaşmayacak kadar bilgisiz ve güçsüz konumdaydılar. İşte bu andan itibaren teorilere göre CIA Abdullah Öcalan ve PKK'ya eğitim için bilgi vermiştir. Apo sadece bu kuru ve sade bilgilerle yetinmemiş, dönemin Suriye diktatörü Moran Hafız Esad'dan da büyük destekler almıştır. Öyle ki hedefin kalacağı yeri ve güvenliğini Orta Doğu'nun en güçlü gizli servisi olan Suriye İstihbaratı El Muaberat üstleniyor ama bunu Suriye devleti tahmin ettiğiniz gibi yalanlıyordu. Öcalan Suriye'den tüm bölgelere seslenerek PKK'ya asker çağırıyor ve gün geçtikçe sayılarını arttırıyordu. PKK terör örgütünün eğitimini Suriye devleti ve Filistinli askerler üstlenerek hepsine gerilla taktiklerini ve yapılanmalarını öğretiyordu. 1984 yılında PKK sadece Suriye'de değil Lübnan ve Irak'ta da faaliyet göstermeye başlamıştı. PKK'nın bu ani büyümesi Abdullah Öcalan'ın da karakterini 35 yaşında koca herif olmasına rağmen büyük ölçüde etkiliyordu. Başkanım bence planda ufak bir değişiklik yapalım. Sen bana karşı mı geliyorsun? Başkanım öyle demek istemedi. Sen benim emirlerimi mi tartışıyorsun? Başkanım cevap mı veriyorsun? Ne ol? İsyan mı ediyorsunuz lan? Sen niye konuşmuyorsun lan? Abdullah Öcalan PKK'nın tarihini kendi işkembesine göre şekillendirerek PKK'yı kendi çizgisiyle hareket ettirdi. Her şey Öcalan'la başlatıldı, kutsandı, putlaştırıldı ve tapınıldı. Apo gün geçtikçe bir hegemonyaya dönüştü. Ona göre Kürtlerin atası ve tek lideriydi ve kurulacak bağımsız Kürdistan'ın yegane sahibiydi. Bu doğrultuda Orta Doğu'da kukla olmaktan çekinmeyen Abdullah Öcalan güç kazanmak için de oldukça avantajlıydı. Çünkü Türkiye bünyesindeki bazı devlet adamları ve yetkililerin kasıtlı veya kasıtsız oluşturdukları mağduriyetler, Kürt sorunu gibi ilkel çağlardan kalan sorunları dile getirip baskılamaları bir kesim Kürt halkından nefretle karşılandı. İşte Apo bunu harika bir şekilde kullanarak terör faaliyetlerine başlayacaktı. 1984 yılında PKK eylemlerini başlatmak için hazırdı. Apo derhal savaş ilan etti. Türkiye bu savaşa henüz hazır değildi ve oldukça hazırlıksız yakalandı. Saldırılar başladığı zaman TSK bu saldırılar karşısında pasif kalmıştı. Kaçakçılık için kurulan karakollar bu saldırı karşısında oldukça acemi kalıyor ve imha ediliyordu. Kısacası teröre karşı kurulmayan bu karakollar PKK'dan yedikleri darbeyle toparlanamadılar ve bu durumda PKK'yı bölgede güçlendirdiği gibi de popüler bir hale getirdi. Apo baktı her şey tıkırında gidiyor. Sadece Türkiye'den değil Irak, İran ve Suriye'den de Kürt gençlerin de PKK'ya katılması için davet etti. Türkiye'ye olan savaşta PKK istediklerini alıyordu. Keyifler gıcırdı, hayallerine adım adım gidiyorlardı. Ama sonradan çok büyük bir sorun olduğunu anlamakta gecikmediler. Sorun nedir mi? Tabii ki para dostum. O olmadan sağlığınızı bile alamıyorsunuz. O olmadan mensup olduğunuz dinin şartlarını bile yerine getiremiyorsunuz. Onun için sabahları ağzı leş kokan insanlarıyla aynı otobüse bin. Tamam bokunu çıkarmayalım. Apo parayı uyuşturucudan vurmak istedi. Böylece Türkiye'nin güneydoğusu dahil bölgede kusursuz bir uyuşturucu ticaret ağı oluşturdu. İlk aylık maaşıyla Elon Musk havalarına giren Öcalan uyuşturucu konusunda artık bir numaralı kartellerden biri olmuştu. Heisenberg mi? Apo'nun yanında halt etmiş adamım. Ne? Pablo Escobar mı? 40 fırın ekmek yemesi lazım adamım. Tüy yumağı Apo altyapısı uygun olan ticaret ağını oluşturduktan sonra bu sefer de işin propaganda kısmı için gazeteler yazılar çıkarıyordu. Yeni ve en önemli program şuydu. Saldırıyı yap, daha sonra propaganda ile bunu yalanla hatta mümkünse olayı Türkiye devletine yık. Bu doğrultuda PKK Pınarcık katliamında 30 köylüyü katlederek suçu derin devlet sisteme atmıştı. PKK katliamlarını durdurmayacak,
olarak köylere baskın yaparak insanları kurşuna dizecekti. Tabi işleri tıkırında giden bir esnaf misali keyifli olan Öcalan'ın ruh hali hala değişiyordu. PKK içindeki lider konumunda yükselecek yöneticileri tasfiye ederek koltuğunu sağlamlaştırıyordu. Bu tasfiyeler sürgünle değil ölümle noktalanıyor ve aynı zamanda kendisine kardeş apo diye hitap edenler artık korkudan önder apo diyorlardı. 1990'lı yıllara geldiğimiz zaman PKK gücünün doğrundaydı. Her ay baskınlar düzenleyerek onlarca askere köylüye masum insana kıyıyordu. Artık devletin bir numaralı sorunu terördü. O dönemlerde Kürtçe konuşmak ve şarkı söylemek kanunen suçtu. Yasak olan Kürtçe dil Kürt halkı üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor ve PKK da bu baskıdan beslenerek güç kazanıyordu. Bu yüzden 1991 yılında bu madde kanundan kaldırıldı. PKK Devsol örgütüyle de anlaşma yaparak Türkiye'ye olan savaşına bir yenisini katmıştı. Bu iki örgüt asker ve vatandaşla yetinmemiş, devletin derin güçlerine ve MİT çalışanlarına saldırmaya başlayarak devlet otoritesini derinden sarsmıştı. Herifler artık Türkiye'de ilçeleri işgal ediyor, kendi bayraklarını göndere çekiyorlardı. PKK TSK'nın antrenman alanı diyen komutanların emir erleri, askerleri canından oluyor, APO gün geçtikçe zafere doğru koşuyordu. 1993 yılı APO'ya göre Kürdistan'ın yılıydı. Fakat Tansu Çiller hiç de öyle düşünmüyordu. Efendim, terör bir numaralı sorunumuz. Evet haklısın Mesut, bir numaralı sorunumuz. Derhal Öcalan'a büyük bir darbe vurmamız lazım. Evet haklısın, derhal Mesut'a büyük bir darbe vurmamız lazım. Efendim beni dinliyor musunuz? Ya inanabiliyor musun, bana bayan dedi. Tansu Hanım rakibi Mesut Yılmaz'dan nefret ettiği kadar APO'dan nefret etmiyordu. Ama Öcalan'ı alaşağı edip kabrine yollarsa siyasi başarısıyla tombalacı Mesut'u da çarmıha gelecekti. İşte bu yüzden Tansu Çiller Abdullah Öcalan'ı ortadan kaldırmak için kendisine gelen herkese kucak açıyor, avuçlar dolusu paralar veriyordu. Ama hiçbir sonuç alamıyordu. Hatta devlet PKK'yı bitirmek için İsrail ile silah anlaşması adı altında örtülü ödenekten gelen paraları değerlendiriyordu. İsrail gizli servisi Mossad ile 50 milyon dolar değerinde silah anlaşması yapıldı. Ve Mossad bu paranın karşılığında silah ve PKK'ya ait kampların bilgisini verdi. Öcalan'a suikast için Suriye'de evler tutuldu. Tansu Çiller'in en büyük tutkusu Mesut'u siyasetten silmekti. Bu yüzden derin devletin karanlık elleriyle işbirliği yapmaktan çekinmedi. Fakat her defasında bu suikastler ya başarısız oluyordu ya da Suriye İstihbarat Örgütü tarafından bertaraf ediliyordu. Ankara bu sefer başka bir isimle çıkmak istedi ve JITEM'den Yeşil'i transfer ettiler. Hoş geldin Yeşil. Nasılsın? İyi. Kimi öldürüyorum? Bombayla mı, silahla mı, bazukayla mı, uçak savarla mı, atom bombasıyla mı bitireyim işi? Kardeşim gözünü seveyim dur. Öldüreceğin adam işte bu. Kıl yumağı. Evet. Bu yüzden seni JITEM'den transfer ediyoruz. Yeşil kod adını bir kenara bırak. Artık yeni kod adın kırmızı. Kırmızı çok koyu kaçıyor be birader. Sarı olsa olmaz mı? JITEM'in yeşili artık MİT'in kırmızısı olmuş, APO'yu öldürmekle görevlendirilmişti. Mercedes ve Yıldırım operasyonları olarak gerçekleşip gerçekleşmediği belli olmayan olay Şam'da gerçekleşmiş, APO bombalı saldırılardan kurtulmuştu. Kimilerine göre APO suikast ile ilgili istihbarat alarak operasyonu sabote etmişti. APO kendisine yapılan suikastler sonucunda daha da alevlenip PKK'ya sivillere saldırmasını bile emrediyordu. Öyle ki örgüt bu dönemde sivillere yönelik saldırılarını yoğunlaştırmıştır. Hem İnsan Hakları İzleme Örgütü hem de Uluslararası Af Örgütü, PKK'nın devlet yanlısı olduğunu iddia ettiği sivillere ve köylere karşı çok sayıda planlı sivil katliam gerçekleştirdiğini ve bunun örgütün resmi politikası olduğunu, 1992-95 yılları arasında yapılan katliamlarda 360 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştır. 1996'da Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma harcamalarına ayırdığı miktar büyük ölçüde arttı ve bu durumda zaten olumlu olmayan ekonomiye darbe vurmuştu. 90'lar her ne kadar PKK yılları olsa da 1999 yılı örgütün tarihinde aldığı en büyük darbenin yılıydı. APO 90'ların ilk yarısında elde ettiği gücü büyük ölçüde kaybetmişti. TSK operasyonları sonucunda PKK'ya toparlanmayacak darbeler vurarak işin en önemli kısmını bitirmişti. APO'ya verilen desteklerin 1999 yılında sona ermesiyle pinpon topuna dönmesi ve dönemin Ecevit hükümeti tarafından yakalanması örgütün elini kolunu bağlamıştı. Fakat işte bu andan itibaren Türkiye'nin başka bir sorunu vardı. O da terörist başının idam edilip edilmemesiydi. Türkiye ikiye bölünmüş bir kısım idamdan, bir kısım da idamın oluşturacağı kaostan korkuyordu. Eğer APO idam edilirse PKK saldırılarının şiddetini artırıp krizlere zemin hazırlayacaktı. Fakat Abdullah Öcalan idam edilmemesi durumunda çözüm sürecinin başlamasına ve PKK'yı birkaç haftada lağvedeceğini söylüyordu. Sonuç olarak Abdullah Öcalan barış ve demokrasi için idam edilmedi. Ama ne siyasilerin antrenman alanı PKK bitti, ne de sözüm ona Kürt meselesi. (Gülüyor)